Şimdi burada yakmalık sunudan bahsetti, ee, kesmelik yani kesilerek yapılan kurbanlar, ben onun da Kur'an'da olmadığını, onun da bir emir olarak yer almadığını, bir vaka olarak yer aldığını söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de cariyelik bir vaka, kölelik bir vaka, kurban bir vaka olarak ele alınır. Bunlardan bahsedilir, bunlar anlatılır ama bunların hiçbirisi emredilmez. Allah'ın böyle bir emri yoktur. Köle yapmak, cariye yapmak, hayvan kesmek falan diye bir emri yoktur. Kur'an'da böyle bir emir yoktur. Olduğunu iddia edenlerle ben her türlü ortamda tartışmaya da hazırım. Çıkarım, açıklarım, tek tek izah ederim. Şimdi en meşhur olanı iki tane. Sadece onu söyleyeceğim. Çünkü vaktimiz yok. En meşhur olanı iki tanedir. Birisi Kevser suresi, öbürü de Hz. İbrahim'e koç verilmesi iddiası. Bunların ikisi de Kur'an-ı Kerim'de e, yer alıyor. Şimdi vatandaşımıza soruyor, madem öyle söylüyorsun bunlara ne diyeceksin? Şimdi Kevser suresinde e, namaz kıl kurban kes diye çevrilir. Mealere baktığımız zaman çoğunda böyle çevrildiğini görürüz e, fesallili rabbuke venhar İnne şaneke vel ebter Kevser suresi 3 ayetlik burada fesallili rabbuke venhar Rabbin için salat et ve nahır yap diyor. Bunu ne diye çeviriyorlar? Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Peki ne zaman gelmiş bu sure? Mekke döneminin birinci yılında gelmiş en fazla bilince bütün rivayetler bunu gösteriyor. O dönemde ne namaz kılmak var ve ne kurban kesmek var. Ee, Medine'ye gelindiğinde e, bayram olmaya başladı. Ee, ve Medine'ye gelince mescit yapılıp orada toplu namaz falan kılındı. Mekke'de böyle şeyler yoktu. Zaten saklıydı, gizliydi, ortaya çıkamıyorlardı. Gizlilik dönemi söz konusuydu. Takip ediliyorlardı. Gizli saklı zaten peygamber Medine'den kaçtı. Mekkeliler zaten kurban kesiyordu. Kabe'nin etrafına geliyorlar Tanrı için, putlar için böyle şakır şakır kurban kesiyorlardı. Bu kurban kesmek Mekke'de cari olan bir ritüel idi. Mekkeli müşrikler namaz da kılıyorlardı putların önünde secde ediyorlardı. Kabe'ye ellerini üzerine sürüyorlardı. Yerlere kapanıyorlardı. Allahu Ekber diyorlardı. La ilahe illallah diyorlardı. Leül mülk diyorlardı. Evet. Bunlar hepsini diyorlardı. Şu anda dini dünyada yapılan dualar, Kabe'nin etrafındaki sesler, Lebbeyk Allahümme Lebbeyk sesleri, camilerden yükselen duaların falan hepsini Mekkeli müşrikler yapıyordu. Hiçbirisi yeni değildi. Hepsi zaten daha önceden vardı. Arapların diniydi. Cariydi. Geçerliydi. Devam ediyordu. Kurbanlar da böyle şakır şakır kesiliyordu. Hatta Kabe'nin etrafı kurbandan geçilmiyordu. Etten, kandan, bağırsaktan, danadan, koyundan geçilmiyordu. Bunların çoğuna da el koyuyorlardı. Mekke'nin ileri gelen tefeci bezirganları. Şimdi böyle bir ortamda peygamberi de namaz kıl, kurban kes diyor öyle mi? Oradaki salat yardımlaşma, danışma içinde ol ve güçlüklere göğüs ger anlamına gelmektedir. Salat, yardımlaşmak ve danışmak demektir. Nahr da de güçlüklere göğüs germek demektir. Tam tersi, seni kesmek istiyorlar, sen etrafındakilerle yardımlaşma, danışma içinde O Allah'tan yardım iste ve güçlüklere göğüs gel. Sonuna kadar diren. Davanda sebat et deniliyor. Kevser suresinin konusu budur. Namazla kurbanla bir alakası yoktur. Nitekim benim yapmış olduğum çeviride de bunu göreceksiniz. Kevser suresi. Mekke'de inmiştir. Üç ayettir. Sevgi ve merhameti sonsuz Allah'ın adıyla. Biz sana bol nimetler, kevser verdik. Rabbin için destekleşme, dayanışma içinde ol ve karşılaşacağın güçlüklere göğüs ger. Sana kin, parantez içinde şen, besleyendir asıl kökü kuruyacak, parantez içinde ebder olan. Evet, İşte Kevser Suresi'nin meali bu. Orada şen kelimesi, ebder kelimesi, Kevser kelimesi aşağıda tefsirde uzun uzun açıklanıyor. Açıklanan kavramlar büyük harflerle yazılıyor. O parantez içinde de ifade ettiği. Ama meali budur yani. Yardımlaşma, danışma içinde ol ve güçlüklere göğüs ger. Bugün içinde geçerli. İkincisi de İbrahim'in oğlunu kurban etmesi. Ve oğlunun yerine koç verilmesi. Hepinizin gözünde aş çok canlanıyordur. Küçüklüğünüzden beri bildiğiniz nedir? Meşhur resim karesi. Yaşlı bir adam oğlunu yere yatırmış şakağından kesmek üzereyken oğlunun da gözü bağlı yukarıdan kanatlı bir melek bir koç getiriyor. Bu resim birçok <laughs> yerde asılıdır. Çoğunuz da görmüşsünüzdür dini muhitlerde, mekanlarda hep böyle canlandırılır. Geleneksel e, muayyille de bu şekilde oluşmuştur. Yerde İbrahim elinde bıçakla e, oğlunu yatırmış, tam kesecekken gözünü bağlamış, yukarıdan kanatlı bembeyaz bir melek bir koç getirmektedir. Manzara bu. Şimdi meleğin koç getirmesi diye bir şey yok. İbrahim'in oğlunu kurban etmeye kalkması, teşebbüste bulunması diye bir şey var. Kur'an'da da zaten bu ifade ediliyor. İbrahim, Hz. İbrahim oğlunu kurban etmeye yöneliyor. Bunu rüyasında görüyor. Rüyasında oğlunu kurban ettiğini görüyor. Niye rüyasında görüyor? Çünkü Babil İmparatorluğu zamanında yaşamıştır Hazreti İbrahim. Babil İmparatorluğu'nun baş şehri Ur'dur. Bugünkü Dicle ve Fırat'ın birleşerek Basra nehrine aktığı yerde kurulu olan bir şehirdir. Ur idi onun ismi. Babil İmparatorluğu'nda çocuk kurbanları söz konusuydu. Evet, insanlar çocuklarını tanrılar için kurban ediyorlardı. Derelerin kenarlarına, ırmakların kenarlarına, tapınakların avlularına getirerek kendi çocuklarını kendi elleriyle kurban ediyorlardı. Bizim ki peygamberimizin dedesiyle ilgili de böyle bir durum söz konusudur. Hala o gelenek tek tük Kabe'ye kadar gelmişti ama eski çağlarda daha fazlaydı. Hele hele Babil'den önce çok antik çağlardan da öte insanlar birbirini yiyordu ve birbirini tanrılar için kesiyor doğruyor kurban ediyordu çocukları. Bu insanlık tarihinde çok uzun ve trajik ve dramatik bir dönemdir. İnsanlık bundan kurtulmak için çok çaba sarf etti. İnsanların tanrılar için kurban edilmesi dönemi İbrahim'le beraber Allah bir mesaj vererek bitirmek istedi. Sadece insanların değil, hayvanların da tanrılar için kesilmesini bitirmek istedi. İnsan ikinde başarılı olundu da hayvanınki hala devam ediyor. Onu dinlemiyorlar. Halbuki aynı mesaj hayvanlar için de geçerlidir. Peki ne oldu? Ne oldu? İbrahim oğlunu yatırıp, eline bıçağı alıp bu ortamın etkisiyle oğlunu kesiyor görme. Bugün tuhaf olabilir ama o gün bir fedakarlık örneği olarak bu görülüyordu. Herkes oğlunu kesiyor da ben ne kesmiyorum gibi o da bunu rüyasında görmüş. Ama İbrahim'in rüyası Allah'ın vahiy falan değil. Bunu gerçekleştirmeye yöneldiğinde içinde bir ses oluşuyor. Yani vahiy geliyor ve dur diyor. Bunu yapma diyor. Ve ayette İbrahim'e diyor ki rüyanda sadakat gösterdim. Yani rüyanı gerçekleştirdin, rüyana bağlı kaldın. Ama o senin rüyandı. Allah'ın vahiy değil. Peygamberin her gördüğü rüya Allah'ın vahiy olacak diye bir şey yok. O diyor benim vahiyim değil diyor. Ve İbrahim'in içinde bir ses, bir vahiy, fısıltı oluşturarak buna engel oluyor. Oğlu da ona teslimiyet gösteriyor. Eğer bu Allah'ın emri ise yap baba diyor. Fakat bu yaptırılmıyor. Buna engel olunuyor. Bunu yapma deniliyor. İbrahim'in içinde bir ses oluşturarak bunu yapmıyor ve böylelikle o büyük bir hata yapmaktan oğlunu büyük bir kazaya uğratmaktan onu kurtarmış oluyor Allah seslenmesiyle beraber. Şimdi bu ayet anlatılırken e, kullanılan ifadeler yanlış çevriliyor ve deniliyor ki biz e, İbrahim'i büyük bir hata yapmaktan kurtardık. Orada geçen kelime zıbhi azim kelimesidir. Azim büyük demektir. Zıb de kazaya uğramak, kazazede olmak, bir kazaya uğramak. Başından büyük bir bela geçmek, ölüm gibi filan. Büyük bir kazaya uğramak anlamına gelmektedir. Zib azim büyük bir hata, büyük bir kaza demektir. Biz onu büyük bir kaza yapmaktan, büyük bir yanlış yapmaktan kurtardık ve böylelikle oğlunu kurban etmedi diyor. Şimdi buradaki zıbi azim kelimesi benim bu yapmış olduğum çeviriden farklı olarak büyük bir koç diye çevriliyor. Zıbi azim ne demek? Kesilmesi gereken büyük bir koç. O zaman ne oluyor çeviri? Biz İbrahim'e e, büyük bir koç verdik oluyor. Zıbi azim büyük koç demek mi? Zibyazım büyük bir hata yapmak demek mi? Büyük bir hata yapmak demek. Büyük bir hata yapmaktan onu kurtardık. Koruduk ve böylelikle oğlunu kurban etmedi. Koç maç yok yani. indirilen koç moç bir şey yok. Sadece yapılan yanlış düzeltilmiş. Bir daha bunu yapma denmiş. İbrahim döneminde işte bu insan kurbanları sona eriyor. Kabe'ye geldiğimiz zaman da Kur'an-ı Kerim diyor ki kestiğiniz kurbanların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşacak olan sizin takvanızdır. Erdemli, saygılı, kimseye zarar vermeyen davranışlarınızdır. Ben buna bakarım diyor. Kurbanın etinin, kanının ona ulaşmayacağını söylüyor. Demek ki Mekke'de kesilen kurbanlar var ama Allah bunu emretmiyor bize. Devam edin, yapın, edin falan demiyor. Ayetlerin hepsini açıklaması var. Tamam geçiyor hepsi ama emretmiyor. Kur'an'da kurbanla ilgili ayetler geçiyor. Adına kurban denen hayvanların kesimiyle ilgili ayetler geçiyor. Cariyelerle ilgili, meleket, eymanlık, esir kadınlarla ilgili, kölelerle ilgili. Bir sürü ayetler var ama hiçbirisi emredilmiyor. Onlardan değiştirmek, dönüştürmek için bahsediliyor. Cinlerden bahsediyor. Cin suresi var Kur'an'da. Ama cinlerin var olduğunu söylemiyor. Cinlerin olmadığını söylemek için cin suresi inmiş. Vatandaş, aha Kur'an'da cin suresi var demek ki cin var diyor. Üç ahliler var diyor. Onu da tutturmuşlar. İslamiyet şu anda din ne olarak biliniyor? Cin bir olarak biliniyor. Kurban bir olarak, mucize olarak biliniyor. Namaz, oruç bir de başörtüsü olarak biliniyor. Din dediğiniz bu kadar. Dini dünya bundan ibaret biliniyor. Halbuki bunların hiçbirisi ya yok ya da dedikleri anlama gelmiyor. Kimse İslam'ı sosyal adalet olarak anlamıyor. Köleler özgür olmalıdır. Efendilik kalkmalıdır toplumda zengin olmamalıdır. Yoksul da kalmamalıdır. Herkes aşağı yukarı orta bir yerde buluşmalıdır. Biri yerken öbürü ona bakmamalıdır. Birinde çokken öbürü az olmamalıdır. Hiçbir yer, hiçbir şey bir kişide, bir soyda, bir kabilede, bir kesimde birikmemelidir. Diğerlerinin aleyhine olarak ne bilgi, ne para, ne servet, ne yetki, ne iktidar bir kişide, bir grupta, bir soyda, bir kabilede yığılmamalı, birikmemeli. Tüm topluma dağılmalı. Kur'an'ın mesajı bu kardeşim. Kur'an bundan ibarettir. Kur'an'ın anlattığı mesaj kesinlikle çağlar boyunca sürse de budur. Diğerleri nedir? Diğerleri Arapların bir takım gelenekleri, adetleri, örfleri, bazı ritüeller filandır yani. Onların kimisi vardır, kimisi yoktur, kimisi de Yanlış anlaşılmaktadır. Evet. Kurban da bunlardan birisi işte. Hocam bağlantılı olarak bir seyircimiz diyor ki adak adağın illa bir hayvan mı adamak Hayır. lazım? Yoksa nedir? İstanbul Şimdi konu? lütfen Allah için hayvan kesmeyiniz. Hayvan kesmekte bir ibadet yok. Ne yakmalık sunu ne kesmelik sunu ne de adak. Adak da bir şeyi adamak demektir. Benim şu işim olursa 10 tane fakiri doyuracağım. Benim şu işim olursa 60 tane fakiri giydireceğim. Benim şu işim olursa üç tane evlenemeyen çifti evlendireceğim. Bakın bunların hepsi adak. Adak nedir? Yardım etmektir. Destek olmaktır. Salahat yapmaktır. Bu böyle şeyler adamalısınız. Benim şu işim olursa üç tane kurban keseceğim. Bırak kardeşim böyle adak olmaz. Kime ne faydası var? Hayvan kesmek, İslamda ibadet olarak yoktur, kurban olarak da yoktur. Ben bunu kesin bir dille söylüyorum. Eskiden sadece hacılar için olabilir diyordum. Şimdi kesin olarak hiçbir yerde yok. İbadet böyle bir ibadet yok. Dünyanın geleceğinde nasıl ki bir zamanlar insanlar kesiliyordu, şimdi yok dünyanın geleceğinde hayvanların kesimi de size söyleyeyim sona erecek. Ve gelecekteki insanlar bizleri vahşet dönemi olarak anacaklar. Onlar ne yapıyordu? Hayvanları kesip canlıları yiyorlardı. Nasıl yapıyorlardı ya bunu? Diyecekler. Evet. Dünya böyle bir yere doğru gitmektedir. Sadece bitkilerle beslenerek de etten alacağın gıdaları alabiliyorsun. Bu bilim, bilimsel olarak kanıtlanmış. Canlı kesmek, yaşayan bir canlıyı öldürmek, onun etini yemek. Eskiden insanlardı, şimdi hayvanlar olarak devam ediyor. Bu da bir gün sona erecek. Ben e, hayvansever akımları, yani bu et yemeye karşı çıkan, canlı öldürmeye karşı çıkan, hayvan kesmeye karşı çıkan hayvansever akımları, günümüzün en dindarane akımları olarak görüyorum. Evet öyle sarık giyip, cübbe giyip, tespih çekip, Allah Allah diye zikir yapanlar değildir. Dindarlık bu değildir. Hiçbir hayvanı incitmemeliyiz. Onların kanını akıtmamalıyız. Onları yaşatmalıyız. Kedileri, köpekleri, hayvanları onları korumalıyız diyen e, zihniyet, ruh asıl dindarana bir ruhtur. Çünkü özünde merhamet vardır. Dindarlık tam da İçten merhamettir, dıştan yardımseverliktir. Bu ikisi bir adamda olmazsa, bir insanda olmazsa ondan dinler falan olmaz. Evet.